Efendim tekrar merhabalar. 2015 seçim 2015 programımız devam ediyor. Konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kılıç. Efendim Erdem Bey ise geniş bir soru soracak ama onu sordurmadan önce kamuoyuna bir ufak bir bilgi verelim. Sürekli Samsun içinden ve dışından ve bölgemizden de telefonlar geliyor rejiye. O telefonlarla ilgili soruları biz kayıt aldık. Sayın Bakan, gerek Samsun Spor'la ilgili olsun, gerek diğer konularla ilgili olsun, sorunun cevabını bekleyenler vardır. Programın sonunda o soruları size yönelteceğiz. Değerli izleyenlerimize buradan belirtelim. Özellikle rejiye gelen telefonlar ve sizinle ilgili, Samsun Spor'la ilgili konuları daha sonra yönelteceğiz. Erdem Bey, buyurun. Evet, Sayın Bakanım, seçim sürecine AK Parti başkanlık sistemiyle gir. Ancak başkanlık sisteminin kurumları, kuramları, yetkileri ortaya dökülmedi. Yani yazılmış bir metin yok. Çünkü yeni anayasayla birlikte yazılacak. Ama bu da beraberinde bir takım ithamları beraberinde getirdi. İşte padişahlık olacak. İşte en absürtlerini veriyorum. APO serbest olacak. Federasyon sistemine geçilecek. Özellik getirilecek. Yani bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkanlık sisteminin içerisinde böyle bir planlamanız var mı? Padişahlık olacak mı? Şimdi Erdem Bey, bakın. Gerçekten bazı ortaya konan iddialar bizi güldürüyor. Yani benim şu anda ellerinizden öper, ortaokulda ve ilkokulda iki kızım var. Onlara bile bunu yönelseler derler ki, ya padişahlık babadan oğula geçen bir sistem değil mi? En basiti. Ne padişahlığı Allah aşkına? Yani yapılan o bir takım yakıştırmalar son derece çirkin. Son derece yakışıksız. Bizim devlet adabımıza ve demokrasi kültürümüze de uymayan ithamlardır. Yani sen Cumhurbaşkanımıza yapılan ithamlar. Açık söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık sistemiyle ilgili olan düşüncelerini, fikrini ilk kez bugün dile getirmedi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da dile getirmedi. Çok daha önceki dile getirdi. Başbakanlığı döneminde, daha önceleri de. Peki, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız mıdır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan mıdır? Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili bir konuyu gündeme getiren. Hayır. Başka siyasiler oldu. Turgut Özal döneminde. Orada demene getirildi, başka zamanlar bile getirildi. Ama burada tabii şöyle bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Kişiyle söylenen öneriyi bir araya getirip çok uygun olmayan, edebe adaba yakışmayan benzetmelerle bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Bir kere birincisi, başkanlık sistemi. Tabii biraz da sizin de dile getirdiğiniz gibi yeni anayasanın içerisinde olan, yazılacak yeni anayasanın içerisindeki yönetim modelidir bu. Sistemidir. Ama ben de şunu söylüyorum. Bakın, 2011 seçimlerine girerken AK Parti'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, MHP'nin de ve başka diğer siyasilerin de şeyi neydi? Yeni bir anayasa yapacağız değil mi? Sivil bir anayasa yapacağız. Hatırlayalım. Peki, seçimden sonra ne oldu? Seçimden sonra komisyon kuruldu. Ve oy oranlarınıza, meclisteki temsilinize göre değil, herkes eşit şekilde temsil edilen bir komisyon kuruldu. Ne oldu peki o komisyonda? Yeni anayasa yazacaktı. Biz mi masadan herhangi bir şekilde ayrıldık? Hayır. Biz iktidar partisi olarak her zaman orada yapıcı bir şekilde çalışmak için çabaladık, durduk. Ama bazı konularda mutabakat da sağlandı. Bazı konularda mutabakat da sağlandı. Hatta dendi ki hadi bunları geçirelim meclisten dendi. Ona da yanaşılmadı. Meclisten geçirelim demişken aklıma başka bir şey geldi. 2010 yılında hani özgürlükçü, biraz evvel parlamenter sistemi koruyucu, siyasete farklı noktada bakanlar, işte hep başkanlık sistemiyle ilgili yapılan tartışmaların içerisinde dile getirilen konular bunlar. 2010 yılında hatırlayın, bir referandum yapıldı Türkiye'de. Parti kapatmayla alakalı meclisteki madde görüşülürken kim hayır oyu verdi? Kim girmedi? Bizim içimizde de o zaman bazı arkadaşlar tuzluk olarak
bulunan bazı arkadaşlar hata yaptılar. Eyvallah. Ama parti olarak, genel anlamda ve siyasi duruş olarak buna hayır diyenler kimlerdi? İşte şimdi siyasette demokrasi havaresi kesilen parlamenter sistemi savunacağız diye. Ya biz o zaman parti kapatmayı kaldırıyorduk. Sonra yakın zamanda ne oldu? Nereden çıktı belli olmayan bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ya CHP'yi kapatacaklar. Ya bunu AK Parti yapacak. Ya ne alakası var? Biz zaten AK Parti olarak kapatma davası konusuyla uğraşmış bir partiyiz. Ve biz parti kapatmayı çıkartalım, kaldıralım diye öneri vermiş bir partiyiz. Nasıl oluyor da şimdi siyasi parti kapatma şeyini ortaya koyalım? E ne yaptı hemen Sayın Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ne dedi? Hemen dedi kanunu yazalım, getirin meclise. Beraberce şey yapalım, oylayalım, geçirelim, kaldıralım. Referanduma falan gerek yok. Sayıyı buldunuz bitti. Geldiler mi? Yok yine gelmediler. İşte böyle garip bir şey. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şimdi aynı zihniyet başkanlık sistemiyle alakalı bir ya konuşulacak edilecek yeni anayasada bunun yazılmasıyla alakalı bu bir süreçtir. O kurumu bu kurumu bunların hepsi süreçtir. Şimdi ne diyorlar? Bu olmaz diyorlar. E peki ne niye olmuyormuş? Niyesini söyle. E işte siz dediğiniz gibi yani diktatörlük. Ya Erdem Bey 7 Haziran'da 20 tane siyasi parti seçime girdi. Türkiye'de 90'a yakın siyasi parti var. Belki de daha fazla şu anda. Ve gazeteleri, günlük gazeteleri şöyle bir alın. Ulusal gazeteleri. Birinci sayfalarına bakalım. İsim de verelim hadi. Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Aydınlık, işte bir takım başka gazeteler, Yeni Çağ. Ya isim de verelim. Yani şey anlamında söylemiyorum bunu. Ya bunların birinci sayfalarına bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herhangi bir şekilde bir totaliter, diktatör birisi olsa onlar o attıkları başlıkları atabilirler mi Allah aşkına? Kimi kandırmaya çalışıyorlar? Ama vatandaşımız bunu görüyor işte. Burada eklemek istediğim bir şey var. Soru olarak sormak istiyorum. Yanlış bilmiyorsam Sayın Bahçeli 18 yıldır MHP'nin başında. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu 5 yıldır başında. Hı hı. Ama Kılıçdaroğlu 3 seçim kaybetti. Bahçeli'ninkini bilmiyorum sayısını. Çünkü ben o zamanlarda daha öğrenciydim. O siyasete girdiği zaman üniversiteye daha yeni girmiştim. Siz gençlerin önüne açılsaymış o zamandan belki bakarsınız. Şu anda bilmiyorum. Orada da genç bir yönetici olabilirdi. Olabilirdi ama yanlış bilmiyorsam Sayın Bahçeli evet. 18 yıl oldu. Yani padişahlık Sayın Erdem Bey'in sorusuna bir ilaveten bu soruyu yöneltiyorum. Yani padişahlıktan aldığımız ne? Tabi onlar da padişahlık derken sizin ortaokula giden kızınızın anlayacağı dildeki padişahlık değil de hani bir lider sultasıyla mı gidecek tarzından bir soruydu. O zaman şöyle söyleyelim. Bir siyasi partinin genel başkanının, biraz daha konuştuk, genel başkanlıkta kalmasının, devam ettirmesinin, durmasının, o görevi üstlenmesinin kriteri nedir? Bütün dünyada bu açıktır. Başarıdır. Kazandır. Başarıdır. Evet. Siyasette başarı nedir? Seçim kazanmaktır. Seçimi kazanmaktır. Sandıktan çıkmaktır. Peki, bunu yapmıyorsanız eğer siz, bakın ben size bir örnek vermiştim. Tekrar veriyorum aynı örneği. Açık ve Türkiye'de kendi kendine 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti dışında bir parti var mı? Hatırlayın ne dediler? Yapamazlar. Bunu yapamazlar. Bunu değiştirecekler. Seçime 6 ay kala kendi tüzüklerini değiştirip böyle bir şey yapacaklar. Olmadı birileri mahkeme gidecek. Ne oldu? 3 döneminde gelmiş olan 72 tane arkadaşımız şu anda A takım bir de deneyimliler üstelik. Şu anda seçime girmiyorlar. Niye? 3 dönem kuruluydu. Peki kim gençlere daha çok değer veriyor? Kim arkadan gelen siyasilerin önünün açılması için çalışma yapıyor? Kim özgürlükçü? Kim demokrat? Cevap burada. Hadi çıksınlar versinler cevabını. Sizin biraz önce dile getirdiğiniz gibi 18 yıl ya nasıl bir koltukmuş? Sayın Kılıçdaroğlu kaç tane seçim kaybetti? E nedir bu başarının kriteri o zaman?
E seçimi kaybettim, oturayım. Gerçi bir içeride bir şey oldu bu dönemde. Grup başkan vekili Muharrem Bey bir girişimde bulundu ama başarılı olamadı. Ama şimdi bakın, o kadar enteresan bir çelişki var ki gerçekten bazen şaşırıyorum. Şimdi gidiyorlar, diyorlar ki biz uluslararası standartlarda bir takım kurallarla, işte uygulamalarla, demokrasi anlayışıyla, her neyse, bu şeyi yapmak istiyoruz. Bir de dedim ya, televizyonlara çıkıyorlar, böyle konuşuyorlar, ediyorlar. Dünya görmüş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Yahu arkadaşlar bakın, çok değerli vatandaşlarımız, bizi dinleyenler, bizi seyredenler, bu işin kuralı bellidir. Eğer siz bunların örnek verdikleri ülkelerde bir seçim kaybederseniz o koltukta duramazsınız. Değil bir yıl, değil bir hafta, bir gün duramazsınız. Parti teşkilatınız kabul etmez. Görevi bırakmanız gerekir. Kurucu genel başkanımız ne dedi? Seçime giriyoruz. Birinci parti olarak çıkmazsam görevi bırakırım. Genel başkanımız, şu anda başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ne diyor? Seçimden birinci parti olarak çıkmazsam görevi bırakırım. Yani nerede bu padişahlık? Nerede bu diktatörlük? Neredeymiş bunlar? Kendi uyguladıklarını, kendilerinin ortaya koyduklarını bize itiraf etmeye çalışıyorlar. Önce gitsinler de kendilerini düzeltsinler. Ondan sonra herhangi bir şekilde başka birisini itham etsinler. İstanbul'un fethinin yıldönümünü yaşadık. İstanbul'da bir fetih şöleni oldu. Ha, onu da içine sindiremeyenler olmuş. Muhalefetten eleştiri yapanlar olmuş. Efendim, Türk yıldızlarının orada ne işi varmış? Ya Türk yıldızları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı. Akrobesi takımı. Ve dünyanın birçok yerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bu gösteri ekipleri arasında da çok önemli yeri olan, hatta birçok birinciliği olan ve ülkemizi temsil eden bir takım. Yani İstanbul'u fetheden o ordunun bugünkü devamı. Oradan gelen silsilenin bugünkü devamı. Ve o zamanlar yeni toplarla, büyük toplarla, o günün en önemli teknolojisiyle İstanbul fethediliyor. Bugün de hava kuvvetleri anlamında baktığımızda, teknoloji anlamında baktığımızda jet uçaklarıyla yapılan ve gerçekten müthiş bir akrobasinin, müthiş bir çalışmanın, dengenin, disiplinin sonucu olan o gösteriler ki 19 Mayıs'ta Samsun'da da yapıldı ve ilk kez bir kadın savaş pilotumuz da buradaki gösterilerde yer aldı. Ve bunu İstanbul'un fethi vesilesiyle İstanbul'da sergilediklerinden rahatsız oluyorlar. Yani mehter takımı oradaysa uçaklar da orada olmalıydı diyorsunuz. Tabii ki. Yani zaten bu işin görselliği, dünyada bu böyledir. Siz eğer bir şeyi gösterir, ama bunu şuna bağlayacağım. Kaç yıl demiştiniz? 18 yıl değil mi? Ya ben yanlış bilmiyorsam. Yani tahmini rakam olarak. Gençlerle alakalı biraz evvel konuştuk. Sağına soluna iki tane genci alıp da Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekilinin yaptığı açıklamalar ortada. Gençlik merkezleriyle ilgili nasıl bir bakış açısı ortaya koyduğunu da Samsun'daki adayları ortaya koydu. Peki ben şimdi o zaman şunu hatırlatmak isterim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde kaç yaşındaydı? 21 yaşındaydı. Peki ilk tahta çıktığında kaç yaşındaydı? 12. Ve babasına ne dedi? Kısa şey yapıyorum. Çünkü babası, emrediyorum padişahım, padişah olarak sana emrediyorum, devletin başına geç. Peki 12 yaşındaki, bakın şu inceliğe bakın. Devlet terbiyesine, adabına ve devletin içerisindeki gelecek görüşüne bakın. 12 yaşındaki bir delikanlının. Tahta geçtiğinde babasına döndü, ne dedi? Şu anda ben padişahsam emrediyorum, devletin başına geçiniz. 12 yaşında. Biraz oradan örnek alsınlar. O da bir padişah. Gençliğe güvensinler diyorsunuz. Gençliğimize güvensinler. Efendim, diğer soruyu da isterseniz size devam edelim. Evet. Adem Bey, dördüncü soruyu da sizin devam edelim. Dördüncü soru. Biraz derine gidelim. Bu CHP'ler AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için HDP'nin meclise girmesi gerektiğini yüksek dille seslendiriyorlar. İma ediyorlar veya. Yok, ima falan yok. Seslendiriyorlar. Yani birbirine zıttı olan
MHP'den de özellikle bu son dönemde kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Yani ilginç değil mi? İşte size soracağız bu ilginç. İlginç mi yoksa mecliste de son dönem böyle bir barış var mıydı? Bunu neye bağlıyorsunuz? Bakın seçim sattındayız. İlçeleri geziyoruz. Bugün Bafra dedim ama geçen gittiğimde gördüm. Bugün yayına geliyorum diye bir daha baktım. Bafra'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı bir pankart koymuş. Şimdi buradan beni dinliyordur belki veya ona şimdi arkadaşları söyleyecektir. Şimdi tam kelime kelime hatırlamıyorum ama özü şu. Bafra evladına sahip çıkacak, çıkmazsa sahipsiz kalacak. Bu bir tehdittir. Seçmeni tehdit etme hakkını siz nereden elde ediyorsunuz? Vatandaşı siz nasıl tehdit ediyorsunuz? Kim veriyor size bu hakkı? Vatandaşımız sandığa hür iradesiyle gidip de kime oy vereceğini bilmiyor mu? Peki, bugünlerde HDP'nin kullandığı bir slogan. Evet. Ya meclise gireriz, ya da giremezsek daha. Tehdit. Nasıl böyle? Yani ilginç bir şey var. Tabii bunun içerisinde paralel yapının gazeteleri, yayın organlarının da yaptığı yayınlar. Bunlar da ayrı işin cabası. Sürekli bir pompalama var böyle bir yere doğru böyle bir algı operasyonu. Dedi ki daha önce manşetle hükümet getirip hükümet götürmeye, başbakanlara ayar vermeye alışmış olanlar tabii algılayamıyorlar bunu. Bir de bunlara yurt dışı basını eklendi son dönemlerde özellikle size karşı. Şimdi oraya geleceğim. Bakın. Türkiye'deki gelişmelerle ilgili olarak tabii ki yurt dışındaki bazı basın mensupları bir takım bilgiler edinebilir, takip edebilirler, gelirler, bakarlar. Ha bu arada geçen programda BBC adına buraya gelen hanımefendiye yaptığım çağrının cevabı hala gelmedi. Tekrar kendisine çağrı yapıyorum. Buyursun gelsin Samsun'da benim programıma katılsın. Benim programımda vatandaşımızla olan sohbetlerimizi görsün. Ama eminim bundan da cevap gelmeyecek. Çünkü onlar tek taraflı bakıyorlar. Onlar objektif anlamda gazetecilik yapmak istemiyorlar. Peki, siz bu kadar bilgiyi nereden alıyorsunuz? Burada olmadığınız halde. Şimdi yazıyorlar. Şimdi bugün Almanya'da bir gazete Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında ne düşünüyorsunuz veya onun gelecekteki siyasi ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorular sormuş. Bizde niye böyle bir şeye giriliyor? Genel olarak şu anda son bir haftadır Avrupa'da çıkan gazetelerde HDP'nin barajı geçmesi gerektiği yönünde haberler çıkıyor zaten. Evet. Şimdi zaten şunu algılayamıyorum ben. Onlara ne oluyor? Kendi ülkelerindeki siyasete baksınlar. Bizim ülkemizdeki siyaset onları niye ilgilendiriyor bu kadar? Niye yani? Nedir? Ha şunu da söyleyeyim. HDP Yeşiller Partisi değildir. Onlar Avrupa'da Yeşiller Partisi'nin buradaki karşılığı olduğunu falan düşünüyorlarsa HDP burada Yeşiller Partisi'nin karşılığı değildir. Billboardlara musluktan kana kana afişler koyuyorlar. Meclise giremezsek dağa gideriz diyorlar. Bu nasıl bir şey? Dediğiniz gibi buna karşılık da ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve ne gariptir ki ne de MHP'den hiçbir tepki gelmiyor. Ben buradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımıza soruyorum. Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın dışında bu pankartlara tepki gösteren kim var? Ben daha duymadım. Onlar duymuş mu acaba? Ha ama kendi ilçelerinde vatandaşı tehdit etmeye gelince onlar da tehdit ediyor. Ya bizi seçersiniz yoksa şöyle olur böyle olur. Hiç merak etmesinler. Türkiye'de de Samsun'da da 78 milyon vatandaşımızın hakkını korumak bizim boynumuzun borcudur. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Biz belli bölgesel anlamda bir şeye bakmıyoruz. Türkiye'ye olarak bakıyoruz. Bir de mitinglerinde, parti mitinglerinde Türk bayrağını, ay yıldızlı bayrağımızı kullanamayanlar belli bölgelerde kusura bakmasınlar. Çıkıp da milliyetçilik yapmasınlar. Ya bildiğim kadarıyla
CHP'den HDP'ye barajı geçecek merak etmeyin falan gibi şeyler de söyleniyor. Bu tam nasıl bir şeydir ya, siz kendi işinize bakın ya. Tam bu bağlamda bir şey sormam gerekiyor bu konuyla ilgili olarak. Kamuoyu da bunu merak ediyor aslında. Çok affedersiniz. Buyur. Aklıma bir şey geldi. Sizi böleceğim ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Bakın. Sanal medya üzerinden yapılan bir operasyon daha var. Kim yapıyor bu operasyonu? Bu paralel yapının uzantılarını CHP ile, MHP ile, HDP ile beraber bu işleri. Devletin içerisinde tek bir yapı vardır. Tek bir silsile vardır. Bir grup, bir... Fuat Avni'den mi bahsediyorsunuz? Hayır, Fuat Avni'den bahsetmiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Sürekli bir takım sanal medyada gelen mesajlar, bir takım manipülasyonlar. Nasıl oluyor bu? Peki burada yine bununla ilişkili anketlerde de zaman zaman 39-42 bandında gösterilen AK Parti oyları, kararsızların çoğunlukla Halkların Demokratik Partisi üzerine yoğunlaştığı, bütün bunların dışında bir de Cumhurbaşkanı'nın tespiti vardı bundan 20-25 gün önce. Evet, seçmenlerde bir heyecan eksikliği var, bir motivasyon eksikliği var. Burada bir problem var dedikten sonraki durum değişti mi? Kararsızların şu anki bakış açısı nereye oturdu ve aritmetik olarak eğer Halkların Demokratik Partisi %10 barajını geçip de AK Parti'de 267'nin altında kalırsa, tek başına hükümet kuramama gibi bir durum söz konusu olursa, koalisyon dönemi başlayacak mı? Başlarsa kim, kiminle, nasıl bir yol arkadaşlığı yapar? Bununla ilgili öngörüleriniz var mı? Sinan Bey, şu anda Türkiye'de zaten koalisyon var. İki seçime girdi o koalisyon. 30 Mart yerel seçimlerine koalisyondan girdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve paralel yapı. 10 Ağustos'ta hepsi beraber girdiler. Çatı bir oldu. Koalisyondan çatı kurdular ama çatının binası yoktu, çöktü gitti çatı, o ayrı hikaye. Zaten koalisyon var, işte koalisyon orada. Ama şimdi çok enteresan bir şey var. Dün mü devesi gün müydü? İşte açıktan artık bazı işler çıkmaya başladı. AK Parti ile koalisyon düşünmeyiz ama CHP ile konuşabiliriz dedi Sayın Demirtaş. Üç partide bu konuda açıklama yaptı Sayın Bakanım. Yani hem CHP hem MHP hem HDP kesinlikle AK Parti ile koalisyon kurmayacaklarını deklare ettiler. Tamam, kiminle koalisyon içerisinde olduklarını da burada böylece o deklarasyonun içerisinde açıkça ortaya koymuş oldular. Bakın dert şu, dert Türkiye değil, Türkiye sevdası değil. AK Parti güç kaybetsin, AK Parti iktidar olmasın ama Türkiye ne olursa olsun. Bunun derdi bu. Söylüyorum buradan açık açık bu. Biz ise ne diyoruz? Türkiye kazanacak ise, ha geçmişteki olayları hatırlayalım, bu anlamdaki Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde dile getirmiş olduğu konuları hatırlayalım. Türkiye kazanacaksa AK Parti kaybetmeye hazırdır. Ama biz diyoruz ki AK Parti'nin kazanımı Türkiye'nin kazanımıdır. Çünkü bizim sevdamız millet, bizim sevdamız Türkiye. Onların neyin sevdası peşinde olduğunu bilemiyorum. Yani şunu anlayamıyorum ben. Kararsız kesin bizde değil. Kararsız kesin Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş olan vatandaşlarımız. O anlamda bir kararsızlık var. Bizde değil. Bizde berrak. Bu kararsızlık. Ha, ama şu var. Sinan Bey'in dile getirdiği konuda bu seçim daha önceki seçimlere nazaran daha sakin geçiyor. Doğrudur. Sokaklar daha sakin ama son bir hafta içerisinde bir ben açıkçası Samsun'da daha fazla bir heyecan görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki bu anlamdaki tespitleri tabii ki kendisinin de Türkiye'nin her yerini gezdiğinde tespitleridir. Ve gerçekten geçmiş seçimlere nazaran daha sakin geçen bir seçimimiz var. Seçim atmosferi anlamında söylüyorum. Ama ben sandıktaki yansımanın yine olumlu olacağı kanaatindeyim. Ha, sandık demişken bu arada... Şimdi biz ne diyoruz? Sandık demokrasinin tecelli ettiği, milli iradenin tecelli ettiği yerdir değil mi? Herkes gitsin oyunu versin. Herkes oy kullanacak. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu geçen gün demiş ki sandıkların üstüne otururuz demiş. Herhalde karıştırdılar. Sandık üstüne oturulmaması gerekiyor. O sandığa çünkü oy atılacak. Bir de eski Türkiye'deki gibi tahta sandıklar değil. Onlar şeffaf.
açık. İçine attığınız zaman görünüyor. Plastik. Plastik onlar. Üstüne oturursanız kırılabilir. Bir de sandığın üstüne oturmayacaksınız. Sandığın içerisinden verilen oylardan oy alıp sandıktan çıkmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım kendisine. Dolayısıyla sandığın ne anlama geldiğini iyi bilmeleri lazım. Şimdi bu dedim ya, sandıktan nasıl bir sonuçtan çıkacaklarını tam kestiremedikleri için bir takım farklı algılar yapılmaya çalışılıyor. Ama ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim Eski Türkiye diye bir gazete çıkardı gençlik kollarımız. Bu gazetede eski manşetler, gazete haberleri var. Bizim de unuttuğumuz ya birçok şey varmış. Ve gençlerimizin, ümit ediyorum bunları iyi araştırırlar, bakarlar. Ben gençlerden yana bir sıkıntımız olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Bir de böyle bir algı ortaya konuyor ama bizim gençlerimiz görüyorlar, biliyorlar, araştırıyorlar. Ben şu anda gençlerle de bütün vatandaşlarımızla da seçim çalışmaları anlamında beraber görüşüyoruz, ediyoruz. Yani tabii ki aralarında farklı fikirde olanlar var. Ama kahir ekseriyet, ben görüştüğüm zaman çok da güzel bir şekilde ve açık şekilde. Biz sizin neyiz diyorlar. Yani bu da ortada, göreceğiz bunları. Tabii şunu söyleyeceğim. Bakın, burada önemli olan şey şu. Sandıktan çıkacak olan sonuç milli iradenin tecellisidir. Öyle öyle olur, böyle olur. Oraya giderim, buraya giderim. Böyle bir şey yok. Ama tabii bunlar şu anlamda, muhalefet anlamında şurada bir sıkıntı var. Kim sokağa çağırdı? Kim sokağa çağırdı gençlerimizi ve vatandaşlarımızı? Sokağa çıkın. Demirtaş oldu. Kim dedi? Demirtaş dedi. Peki Gezi olaylarında? Ne sokaklarda? Dünyanın her yerinde. Birisinin malına zarar veren kişiye vandal denir. Ama hatırlayın, belli bir medya, belli bir medya grubu ne dedi? Ne gösterici. Böyle gösterici mi olur? Buyursunlar bakayım, gitsinler. Şimdi örnek veriyorlar ya. Ya hatırlasanıza. İngiltere'de, Londra'da sokak olayları oldu. 3G kesildi. 3G. 3G erişimini kestiler. İngiltere Başbakanı'nın bizzat kendi açıklaması da David Cameron'ın. Sanal medyayı daha yakın takip etmemiz lazım. Buradaki olaylar bize sıkıntı verebilir. Evet. İngiltere Başbakanı'nın sözü. Almanya'da Hamburg olayları oldu. Ne oldu? Bütün dünyada medyada ben görmedim o görüntüleri. Gezmedi. İngiltere'de olan olaylar, İtalya'da olan olaylar, sokak olayları. Daha çok küçük olaylarda nasıl müdahale ediyorlar? Ya fazla uzağa gitmeye gerek yok. Basit bir örnek. O zaman neydi? Şimdi ağaç diye başladılar diye şey yapıyorlardı ya. Sonra dediler ama mesele ağaç değil. Tabii mesele ağaç değil. Çünkü ağaç olsa AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'deki dikilen fidanlar, ağaçların sayısını bir araya getirdiğiniz zaman müthiş bir rakama geliyorsunuz. Mesele o değil. Hayat tarzımıza müdahalelerden falan bahsedenler. Nasıl bir hayat tarzı müdahalesi bu? Siz hayat tarzı müdahalesi olarak söylüyorsunuz ya, onlara sesleniyorum. Bir insanın başını örtmesiyle alakalı olarak üniversiteye sokulması veya sokulmaması hayat tarzına müdahale değil midir? Siz bu ülkenin genç kızlarının hayat tarzına müdahale edip geleceklerini karartmadınız mı? Siz neden bahsediyorsunuz ya? Hangi mahalle baskısından bahsediyorsunuz? Ben bunları gençlerimizin bilmesi ve hatırlaması, vatandaşlarımızın hatırlaması açısından söylüyorum. Bunları biz kaldırdık Türkiye'de. Bunları iyi bilmek lazım. İyi hatırlamak lazım. Onlar özgürlükçü falan değiller. Bu anlamda. Sayın Bakanım, yani şimdi bir Türkiye perspektifi çizdiniz. Ama 2003'ten beri bir AK Parti profili çizecek olursak, gelişinizde Avrupa Birliği, komşularımız, herkes AK Parti'den yana bir tavır içerisindeydi Türkiye için. Hı hı. Ama bugün geldiğimiz noktada işte sizlerin deyimiyle CHP, MHP, HDP, paralel yapı, kartel medya, küresel sermaye ve dış basın, bunların hepsi bir anda sizin gitmeniz için her türlü yöntemi uygulamaya başladı. Hı hı. Ne değişti de bu oldu? İki şey size söyleyeyim. Gezi olaylarında biraz da onu alacak. Gezi olaylarında duvarlara bazı yazılar yazıldı.
Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu medeniyetin, bu toprakların çocuklarıyız, evlatlarıyız. Bizim geçmişimiz hepimizin ortak medeniyeti, tarihimiz ortak. Bir dönem hatırlayın, tarihimizden utanmamız gerektiği söylenirdi. Bakın, iki örnek vereceğim size. Gezi olaylarında ne yazıldı duvarlara? Zulüm 1453'te başladı. Bu ne demek ya? Bu nasıl bir sözdür ya? Çanakkale'ye gelen yabancı devletler Çanakkale'yi geçmek için 1915'te gelirken komutanları ne diyordu? 1453'ün intikamını almaya gidiyoruz diyordu. Yoksa duvarlara o yazıyı yazanlar bu ülkenin evlatları olamazlar. Bu ülkenin çocukları olamaz onlar. Açık söylüyorum burada. Ne demek ya zulüm 1453'te başladı? 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Fetih gerçekleşti. Ama onlar fetihin ne olduğunu bilmiyorlar. Fetihin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bu bir. İki. 2009'da Ocak'ta ne oldu? Medeniyetinden, geçmişinden, tarihinden, inancından güç alan, milletinden gücünü alan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bütün dünyaya Davos'ta One Minute dedi. Bütün herkes ne oluyoruz dedi, durdu. İlk kez İsrail'e karşı bir ülkenin başbakanı ve Türkiye'nin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman dur dedi. One Minute dedi, bir dakika dedi. Yapamazsınız siz bunu dedi. Bu insanlara zulmedemezsiniz dedi. Siz masum çocukları, kadınları bombalayamazsınız dedi. Katliam yapamazsınız dedi. Dünya buna sessiz kalamaz dedi. Dünya beşten büyüktür dedi. Güçlendik. Nereden mi? Güçlendik. O yüzden onun için, CNN 9 saatlik ara ve kesitsiz yayına geçti İstanbul'dan diyorsunuz. Ya bakın, aynen öyle. Hamburg olaylarında CNN ne kadar yayın yaptı? BBC ne kadar yayın yaptı? Alman televizyonu ne kadar yayın yaptı? Amerika'daki o zenci gencin öldürülmesiyle ilgili ortada haber dahi yapmadı. Ha tabii gösterdi. Buradan evet. Şunu da hatırlayalım. Şimdi Amerika'daki olay deyince biliyorsunuz Amerika'da yine Samsunlu bir büyükelçimiz var. Benim amcam malum biliyorsunuz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi. Bizim Anadolu Ajansı muhabiri darp edildiği zaman orada yazılar yazıldı, Dışişleri Bakanlığı'na gidildi. Adamlar hiçbir şey yapmadılar. Biz orada bu baskıyı kurmuş olmasaydı gündeme bile gelmeyecekti. Hani nerede? Nerede bu herkes için eşitlik diyenler, herkes için demokrasi diyenler, biz şöyleyiz diyenler? Bakın, bundan dolayı, işte biraz evvel size söylediğimden dolayı Avrupa Birliği ile alakalı konuya gelince biz Avrupa Birliği ile ilgili bütün ev ödevlerimizi çalışıyoruz, yapıyoruz. Biz bu anlamda eksiği olan bir ülke değiliz. Ama dert başka. Dert başka. Ha biz yolumuza devam edeceğiz. Niye biz? Çünkü bunların Türkiye için gerekli olduğunu düşündüğümüz olaylar ve kanunlar ve ilerlemeler olduğu için biz bu yolumuza devam ediyoruz. Komşularımız diyorsun diye şey yapıyorlar. Ya komşularımız diyorlar da şimdi tabii bir ülkeler hakkında olumsuz konuşmak istemiyorum. Ama Suriye'deki durum malumunuz. Irak'taki durum malumunuz. İran'ın bizimle olan ilişkisinde belli noktalarda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yunanistan'ın kendisinin şu andaki durumu ortada. Yani komşumuz. Şimdi Suriye demişken bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası iki kelimeye indi. Artık oraya düştüm. Esed ve Sisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diplomatik kökenli bir milletvekili Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa'ya şikayet eden mektuplar yazdı. Avrupa'ya şikayet etti Türkiye'ye. Ülkesin ve diplomat kökenli. Ya kendi içimizdeki bazı farklılıklarımızı oturur konuşuruz ki konuşuyoruz zaten. Ama yurt dışına mektup yazıp Türkiye'ye şikayet etmek nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır?
ülkenizle alakalı olarak yurt dışında böyle bir şey siz yapabilir misiniz? Mümkün müdür bu? Peki, işte diyorum ya, bu güçlenen Türkiye, kendi ayakları üzerinde duran ülke, IMF'ye 5 milyar borç verebilecek duruma gelen ülke. Ya hatırlayın Allah aşkına. 5 yıllığına seçildiler, bir koalisyon kurdular, 3,5 yılda bırakıp kaçtılar. E şimdi de diyorlar ki biz tekrar geleceğiz, iktidara talibiz. Bir gecede 50 milyar dolara yakın para bu ülkede hortumlandı. Unutuldu bunlar. O eski Türkiye gazetesinden de yola çıkmıştı. Manşetleri görünce ben de bazı şeyleri unutmuşum, hatırladım. 1999'daki büyük depremden sonra Ankara'daki yöneticilerimiz, o zaman yöneticiler, kaç günde ulaştılar deprem yerine? Bill Clinton Amerika'dan onlardan önce geldi. Ve orada manşet var. Diyor ki, merak etmeyin, size 1 milyar dolar Exim Bank kredisini bulacağım. Bunu Bill Clinton, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, o zaman Süleyman Demirel ona söyledi. Gazetede manşet. Nişan verdik o zaman. 1 milyar dolardan bahsediyoruz. Türkiye şu anda IMF'ye 5 milyar dolar kredi verebilecek durumda. Gayri safi milli hasılası 800 milyar doların üzerine çıkmış. Bunlar kendi manşetler, gazeteler dolar. Bir de yerelle ilgili çok ilgimi çeken bir manşet olmuştu. İki manşet var orada. Bir tanesi şu malum medya var ya, o büyük medya grubu, Hürriyet'in attığı manşet. 1992'de, yanlış hatırlamıyorsam, o gazetede var. Manşet şu: İstanbul'un bir resmi, çöp dağı, kaldırın şu pisliği. Manşet bu. 1994'te Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu İstanbul'a ve kaldırdı o pisliği. İkinci bir manşet. Tarihini tam hatırlamıyorum ama dün arkadaşlar şey yapmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zaman verdiği bir demeç. Söz şu: hastaneler dökülüyor, Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum devralsınlar diye. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözüdür. Gazete manşetinde var. Kim birleştirdi Türkiye'de hastaneleri? Yeni hastaneleri kim yaptı? Samsun'daki eğitim araştırma hastanemizi kim inşa etti? AK Parti iktidarları inşa etti. Peki, geçen gün açtığımız Ordu Giresun Havalimanı. Kredi arıyorlardı orayı herhangi bir şekilde yapabilmek için. İşte açtık denizin ortasında. Dünyadaki sayılı havalanlarından bir tanesi denizde olan. Üçüncüsü zannedersin. Türkiye vizyon ülke diye boşuna söylemiyoruz. Ha bir de şu var. Merkez ülke Türkiye diye bir şey çıkarttı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi hiç artık dile getirmiyorlar onu. Niye biliyor musunuz? Sayın Başbakanımızın yazdığı bir kitap vardı, Stratejik Derinlik. Tesadüfen o gün Tokat, Amasya, Sinop seyahatinde beraberdik. Komşu ilimiz olduğu için biz eşlik ediyorduk Sayın Başbakanımıza. Orada gazetecileri akşam sohbet ederken dedi ki, ya bugün bir şey açıkladılar dedi, ben de bir şey gelecek diye bekliyordum dedi. Yapa yapa dedi, benim Stratejik Derinlik kitabımın arka sayfasında yazdığım şeyi getirdiler, önümüze koydular dedi. İntihar yaptılar ya dedi, intihar. Ve okuduğu arkasındaki kapaktaki yazıyı gerçekten kendi yazdığı şey. Merkez ülke Türkiye olarak. Yani bu kadar işte bu iş. Ya dedim ya, ben kendi görev alanımla ilgili söyledim. Yaptığımızı vaat ediyorlar. Bu anlamda ben vatandaşlarımızın gerçekten 7 Haziran günü, şurada 3 gün kaldı, bir şey kalmadı. Gerçekten iyi bir değerlendirme yapacaklarına inanıyorum. Ve bu anlamda da biz vatandaşımızdan beraber onlara hizmet etmek anlamında beraber yürüyeceğimizi biliyorum. Biz hep onlarla beraber olduk. Hep onları dinledik. Eksikler de olmuş olabilir. Bunları gidereceğiz ve gideriyoruz. Her şey bir anda olmuyor. O noktada her şey bir anda olmuyor, zamandan olacak. O noktada önemli bir şey sormam gerekiyor. Demokrasiyle ilgili tanımlamayı yaparken seçimin bunun olmazsa olmaz, sandığın daha doğrusu, olmazsa olmaz koşullarından birisi olduğunu söylediniz. Evet,
mutlaka sandık ön koşul. Demokraside sandıksız bir şey yapma şansınız yok ama bütün bunların hepsinin üzerinde insan hakları ile ilgili bir tanımlama oluşturuyor ve onun da vatandaşlık tanımı var. Herkese eşit mesafede olan bir perspektif evet. geliştirmesi gerekiyor. O zaman Bülent Arınç'ın bir söylemi geliyor aklıma. Evet, biz performansımızı ortaya koyduk. Birlikte yol aldığımız seçmenlerimiz ve arkadaşlarımız var ama bir de bizimle ilişki problemi yaşayan, hatta bizden nefret eden %50'lik bir kesim daha var. Bizim de onlarla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz ve onları da kucaklayacak bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor dedi. Bunu şu anlamda soruyorum. Yani AK Parti zaman zaman inişler, çıkışlar da olabiliyor. Eleştiriler de olabiliyor. Tabii. Bir öz eleştiri yaptığı zaman acaba 12 yıllık, 13 yıllık bir iktidar süresi içerisinde yıpranmıştı. Kendini tekrar etme durumu söz konusu olabilir mi? Bunu başka bir sayfaya eklemek için ne yapmayı planlıyor? Bir de bu paralel yapı meselesi gündemden belki artık yavaş yavaş düşüyor ama özellikle sizin de ilgi alanınıza girdiği için söylüyorum. Yurtlar meselesi önemli bir gelir kaynağı da var. Orada 8 Haziran'dan sonra orada başka türlü tedbirlerle de yola çıkacak mısınız? Sondan başlayayım. Bizim yurtlarla alakalı yaptığımız zaten çalışmalar içerisinde biz kendi açımızdan çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve şu anda yurt kapasitemizi 400 bine getirdik Türkiye genelinde. Evet. Bu 2002'de 180 bin, 185 bindi. Bu sene Eylül ayına kadar devreye girecek, yapım bitecek olan yurtlarımızla beraber 465 bin kapasitesine ulaşacak. Evet. Yani yurtlar kurumu inşallah. Evet. Ve burada başvuru yapan öğrencilerimizin gerçekten çok büyük bir bölümünün taleplerini karşılayabilecek noktaya geleceğiz. Yatırımlarımız devam ediyor bu noktada. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki paralel yapının yurtlarının artık çok ciddi anlamda boşaldığını ve tercih edilmediğini gerçekten biliyoruz. Tabii o Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanına girdiği için özel yurtların denetimi Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Biz Kredi Yurtlar Kurumu olarak bakabiliyoruz ama yaptığımız yasa değişikliği ile alakalı gelecekte farklı şeyler olabilir burada. Farklı bölgelerdeki bize oy vermeyen veya vermemiş olan vatandaşlarımızla alakalı olarak şu var. Biz her seçimde, seçimin bittiği günün ertesi günü analizimizi yapıp, ben bu işlerin içerisinde yıllardır olduğum için şunu yapar. Burada biz bu oy oranı niye aldık? Niye daha fazlasını alamıyoruz? Zaten bizim başarımızın sırrı oradan geliyor. Evet. Samimiyetimizden geliyor. Evet. Gidip bunu konuşuyoruz. Buna bakıyoruz. Öncesinde ve de. Evet. Neden burada bu oranı yakaladık? Neden daha fazlasını alamadık? Nerede acaba eksiğimiz var? Nereyi geliştirmemiz gerekiyor? Hangi söylemlerimizde veyahut da ortaya koyduğumuz yaklaşımlarda bir eksiklik var? Bunu ortaya koyuyoruz. Ama bakın şimdi. Bu başka bir şey. Dik durmak başka bir şey. Diklenmeden dik durmak da başka bir şey. Şimdi gerçekleri de hiç çekinmeden söyleyeceğiz. Gerçekleri hiç çekinmeden ortaya koyacağız. Biz istişare mekanizması çok kuvvetli olan bir siyasi geleneğe sahibiz. Siyasi partiyiz. Her zaman bunlar çok ciddi anlamda oturulur konuşulur. Evet. Yani milletvekillerimizle, teşkilatımızla, genel merkezimizdeki bu işten görevli olan teşkilat başkanlığı, seçim işleri başkanlığı, araştırma geliştirme başkanlığımız, ARGE başkanlığı. Herkes bunun üzerinde çalışır. Zaten başarının sırrı ondan geliyor. Evet, yani biz disiplinli olarak yaptığımız seçim çalışmalarını, ben şu anda zaten biz 9 aday olarak sahadayız Samsun'da. Evet. Ben daha şu anda 9 adayını görmedim. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne CHP'nin. Doğru. Ben görmedim. Hiçbir başarı tesadüf değil zaten. Yani bu anlamda zaten bizim bu çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra da böyle olacak. Bakacağız. Nerede eksiğimiz var bunu gidermeye çalışacağız. Ama bizde ben yaptım oldu bitti yok. Beraberce yapıyoruz biz. Biz diyoruz. Ben demiyoruz. Bu bir ekip işidir. Onun için diyorum zaten bakın. Geçenlerde bir medya kanalında Sayın Demirtaş'ı çıkarttılar, bağlama çaldırdılar. Bir dakika. Bu bir ekip işidir. Arkadaki ekibi niye göstermiyorsunuz? Musluklardan kan akan billboardları kim taktı oraya? Kim orada terörize ediyor? Terör örgütüyle aralarına mesafe koyabildiler mi? Tam bu noktada çok kısa, zamanımız da daralıyor ama çözüm süreci askıya mı alındı peki?
bakmak gerekiyor. Bunun bir çözüm süreci askıya alamadı. Bugün başbakanımız da, cumhurbaşkanımız da söyledi. Ama bunun kuralları vardır. Devlet hiçbir zaman kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini ikinci plana koyamaz. Yapılması gereken şeyler vardır. Bir kere katli ve surette silah terk edilecek. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Bu anlamda bizim duruşumuz da bellidir. Onun için hiç kusura bakmasınlar. Ha, onların da başlattığı veya başlatmadığı, sürdürdüğü bir şey değil. Yine hükümetimizin, AK Parti'nin ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda sürdürdüğü bir süreçtir. Ve bunun kuralları bellidir. Ondan dolayı o bir deneme amaçlı yapılan bir şey değil. Hedef olan bir şey. Hedef ne? Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. 2 yılı aşkın süredir bakın şehit cenazesi gelmiyor. Evlatlarımız ölmüyor. Dolayısıyla bu çok enteresan bir şey söyleyeyim. Vatandaşımızla iletişimdeyken, sohbet ederken, ziyaret ederken ne kadar çok kişinin bana aman ha bu yoldan geri dönmeyin dediğini bir duysanız var ya şaşırırsınız. Tahmin edebiliyorum. O kadar çok ki. Çünkü o kadar çok yüreğimiz yandı ki. Ha ama devletimizin ve milletimizin geleceğiyle alakalı da pazarlık veya yani bu şey bile değil yani söylenecek bir şey bile değil ama kuralları bellidir bu işin. Şiddetten, silahtan arınılması gerekiyor. Hiç başka bir şey yok. Açık ortada zaten. Hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız söyledi. Sayın Bakanım sizi çok yorduk. Bak, izninizle herkesin beklediği soruyu sorayım. Niye yarın, herkesin beklediği soruyu? Yarın Samsun Spor'un, Samsun için hayat duracak. 20:00 itibariyle İstanbul'da Süper Lig yolundaki son maç Antalya Spor'la. Bir maça gidecek misiniz? Allah'tan bir mani çıkmazsa inşallah maça gideceksiniz. İki, Samsun Spor Süper Lig'e çıktığında yeni stadında mı oynayacak? Şu anda tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yarın saat 20'de Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği Samsun Spor ve Antalya Spor arasındaki müsabaka oynanacak. Ümit ederim ki öncelikle güzel bir müsabaka olur. Futbola ve anlamına yakışan güzellikte bir futbolun oynandığı bir müsabaka olur. Tabii bizim şöyle de ilginç bir şey oldu biliyorsunuz. Yani Samsun Spor'umuzun renkleri kırmızı beyaz. Antalya Spor'un da renkleri kırmızı beyaz. Dolayısıyla yarın gerçekten ilginç bir görüntü olacak zaten. Hoş bir görüntü olacak. Ve şunu tabii söylemek istiyorum. Ben tabii Samsun milletvekiliyim ve Samsun'un evladıyım. Bu şehir benim memleketim. Dolayısıyla ümit ediyorum ki iyi oynayan taraf kazanır ve en iyi oynayan taraf da başarıyı elde eder. Samsun Spor'un da iyi oynayacağına inanıyorum. Ve stat konusuna gelince şu anda çok ciddi anlamda bir takım spekülasyonlar oldu. Samsun'da statla ilgili olarak inşaatıyla ilgili bir takım şeyler söylendi. İşte durdurulduğu sıkıntı oldu. Stadımızın inşaatıyla ilgili bir sıkıntı yok. Stadın inşaatının bir bölümünde, çelik işlerinde bir aksama yaşandı. Doğrudur. Ama bu diğer işlerinin devam etmesi, yani betonarme çalışmalarının, türbün çalışmalarının, çevre düzenlemesi anlamındaki çalışmaların devam etmesini engellemedi. Şu anda çelikle alakalı olan, çelik konstrüksiyonla alakalı olan sorun da çözülmüş durumda. Bunun da çalışmalarına çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde devam ediliyor. Dolayısıyla ümit ediyorum ki bir kere şu garanti, bu yılın takvim yılı içerisinde bitecek stat. Yani 2015 yılı içerisinde stat bitecek. Tabii amacımız en hızlı şekilde ve güvenli şekilde, en iyi şekilde stadı bitirmek. Sezon başına söz veremeyiz. Çünkü o zaman yanıltmış oluruz. Evet. Çünkü bir aksaklık olursa o plana uyamayız. Ama sezon başladıktan çok kısa bir süre sonra inşallah... İkinci devrenin yetişmiş. Garantisi var yani. İşte diyorum ya bu takvim yılı garanti. Evet. Ama ikinci devrenin garantisi var. Tabii. Yani onun tabii. Peki yine son dakikalara girdik ama gündemde olan çok önemli gelişmeler var. İki çok önemli. Birincisi insanları tedirgin eden bir açıklama da oldu. Bu Cemil Bay'ın bir açıklaması oldu.
seçimden sonra, 8 Haziran sonrası hükümetin savaş hazırlığı içerisinde olduğu ile ilgili bir değerlendirme. Ne hazırlığı? Savaş hazırlığı içerisinde olduğu ile ilgili bir açıklaması düştü. Nereye savaş açacakmışız? İşte PKK ile o yarım kalmış olan konu yeniden gündeme gelecek diyor. Hı hı. Bir diğeri de MİT tırlarının durdurması ile ilgili gerek yurt içinde gerek de yurt dışında Sinan Bey, hareketlenmeler var. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi. Biraz evvel ne dedim? Devlet her zaman kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini birinci unsur olarak tutar. Birinci görevi de budur. Kamu düzenidir, vatandaşlarının düzenidir, güvenliğidir. Silahla herhangi bir şekilde Türkiye'de herhangi bir şey yapmaya çalışanın karşısında tabii ki emniyet güçlerimiz duracaktır. Bu tartışılacak bir şey değil ki. Hatırlayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde yaptığı açıklamaları, başbakanımızın şu anda yaptığı açıklamalar. Operasyon kime yapılır? Elinde silah olana yapılır. Her zaman da devam edecektir bu. Devlet güvenliğini sağlar. Nokta. Bunun tartışması falan yok. MİT tırları konusuna gelince. Biraz evvel uluslararası anlamda konuştuk burada. Şimdi bakın. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı ve üst düzey bir komutanı. Dinlendi değil mi? Ve bunları alıp da gazetelere verdiler ve haberleri yayınladı. MİT tırları. Bunlarla ilgili bir sürü yayın yapıldı. Bunlar Türkiye'nin, MİT'in, MİT gibi bir kurumun en önemli görevleri arasında olan şey nedir? Devletimizin güvenliğiyle alakalı önlem almaktır, çalışmaktır. Bu kurumu yıpratmak için neler yaptılar, neler? Türkiye Cumhuriyeti Devleti etrafında ve kendisinin olduğu coğrafyada güvenliğini her türlü alma hakkına sahiptir. Bu bir. İki, Başbakanımız açıklamayı yaptı. O tırlardaki yardımlar oradaki Türkmenlere gidiyordu. Bayırbucak Türklerine. Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu. Siz şu anda farklı noktalardan, fiili olarak İran savaşının içerisinde. Buna yani benzer silah yardımı, yani silah bile olsa silah yardımları sadece Türkiye'ye bakın, bir ben şunu söylüyorum. Durum yaratmadı Türkiye ama. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunun, en önemli kurumlarından birisi olan MİT'in yaptığı bir girişim, operasyon mu dersiniz, ne derseniz deyin. Yahu bunu alıp da afiş ortaya çıkartma. Neydi belirsiz bir takım, nereden geldiği belli olmayan, artık talimat da diyemem ben onlara, isteklerle gidip de kendi kurumuna silah çektirmek, bu nedir ya? Ha bunu alıp da bir yere taşıyıp da bunun içerisinden bir şey çıkartmak nedir ya? Burası bizim medeniyetimizin yıllar yılı yaşadığı bir bölgedir. Türkiye'nin burada söyleyecek sözü vardır. Ve her zaman da olacaktır. İşte dedim ya, 2009'da çıktı söylendi. Medeniyetinden, tarihinden güç alan bir lider. Bütün dünyaya one minute dedi. Biz bu bölgede Türkiye üzerinde ve Türkiye'nin bu anlamda, bu coğrafyadaki etkinliği üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmez. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda tabii burada gündemi meşgul eden konulardan bir tanesi de bu görüntüleri yayınlayan yayın kuruluşunun. Onunla ilgili zaten Sayın Cumhurbaşkanımız en üst noktada bu konuya cevap verdi. Sayın Başbakanımız da bu casusluk kapsamında değerlendirilen bir konudur. Bununla alakalı olarak da yargı makamları gereken harekete geçmiş durumda. Bunların yapacağı bu anlamdaki çalışmalardan sonucunu göreceğiz. Kimse basın özgürlüğüyle alakalı olarak bir şey karıştırmasın. Türkiye'de basın özgürlüğü vardır. Ama hakaret etme özgürlüğü ve devletin güvenliğini tehlikeye atma özgürlüğü yoktur. Bu da böyle bilinsin. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu. Seçim 2015 programlarımızın içerisinde keyif aldığımız programlardan birisi de oldu. Partiyi buraya davet ettik. Çok adayı, çok siyasi partiliyi burada ağırladık. Sanırım yarın akşam Erdem Bey'in bir programı daha var. Seçim 2015'i bu şekilde kapatacağız.
açıklamanıza binaen şunu da söylemek isterim ki son bir soru olarak geldiği için. Eğer ki Amerika Birleşik Devletleri'nin uçağı Suriye semalarında geziyorsa sınırımız olan Suriye'de bizim tırlarımız olmalı. Amerika'nın uçakları niye orada geziyorsa bizim de tırlarımızın niye orada olduğu sorgulanmamalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Basın özgürlüğü ile ilgili kısma gelince ise kanunlar her kurum için geçerli ama basın için de geçerli. Özgürlük de sınırlıdır tabii ki. Çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Sayın Sinan Sallabaş'a, Sayın Erdem Erol'a çok teşekkür ederim. Benim seçim 2015 programının bu akşam kayağını bitirmiş olduk. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Yarın akşam ki Samsunspor maçı ile ilgili rejiye gelen soruların da cevabını Sayın Bakanımız vermiş oldular. Statla ilgili bilgilere vermiş oldular. Samsunspor'a buradan başarılar diliyoruz. Efendim 7 Haziran seçimleri ülkemize ve milletimize hayır getirmesi temennisiyle. İyi akşamlar efendim.